Birinci Dünya Savaşı sonrası ittifak devletleri kaybetmiş, Osmanlı İmparatorluğu dağılma sürecine girmişti. Osmanlı'nın sahip olduğu geniş coğrafya, zengin petrol yatakları ve bunlara sahip olma düşüncesi büyük devletler için çok cazip bir alan teşkil ediyordu. Avrupa'nın ana gündem maddesini son 150-200 yıldır şark meselesi olduğunu biliyoruz biz. Şark meselesi dediğimizde nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği meselesi. Ancak işgal kuvvetlerinin hesap etmediği bir şey vardı. Ordu müfettişliği ihdas edilmiş ve bu ordu müfettişleri Anadolu'ya gönderilerek Anadolu'da milli mücadele örgütlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'e 9. Ordu Müfettişi olarak verilen yetkiler askeri bir makama verilen yetkilerin çok ötesindeydi. Mağlup bir ulusun kaderi, ayağa kalkan bir millet ve genç bir subayın önderliğinde Anadolu'da yanan çoban ateşleriyle tayin edilecekti. Avrupa'da Fransız ihtilali ile başlayan süreç dünyayı etkisi altına almış, ulus devlet anlayışı yükselirken milliyetçilik rüzgarı hız kazanmıştı. 19. yüzyıl biterken padişah, kral, çar ve imparator gibi unvanlar yerine yeni siyasi çözümler için arayış hakimdi. 19. yüzyıl aynı zamanda milliyetçilikle beraber emperyalizmin yüzyılı oldu. Bu yüzyıl boyunca Avrupalı büyük güçler, Avrupalı sanayileşmiş devletler hem Avrupa'da bir takım isyan hareketlerini beslediler hem de dünyayı kendi aralarında paylaştılar. Burjuva sınıfı ortaya çıktığı andan itibaren doğal olarak merkezi iktidarın aleyhine bir tavır alma durumunda ve bu anlamda da tabii ki yeni çıkan akımlar çerçevesinde ortaya çıkmış olan bu ulusçuluk hareketlerini desteklemek suretiyle kendilerine de buradan bir pay kapma çabası içinde oldular. Bu aynı zamanda imparatorluklar içinde ayrılıkçı hareketlerin yükselmesi, etnik milliyetçiliğin artması ve bunun isyan veyahut bağımsızlık mücadeleleri olarak siyasi tarihte yer aldığını görüyoruz. Böyle bir süreç yaşanınca da doğal olarak bünyesinde değişik etnik ve dini yapıdan unsurlar bulunan devletler daha çok zorlandılar. Mesela Rusya, mesela Avusturya, mesela Osmanlı Devleti. Bu durum Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Avrupa'daki zenginliklere ulaşmak isteyen sömürgeci güçler için bulunmaz bir fırsattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun işte 19. yüzyılda nüfusu aşağı yukarı 30 milyon. Şimdi bunun 10 milyonu gayrimüslimlerden oluşuyor. Ve bu gayrimüslimler 19. yüzyılda gerek bu akımların tesiriyle gerekse de büyük devletlerin tahrik ve kışkırtmalarıyla giderek Osmanlı'dan ayrılma gibi bir çaba içine girmişlerdir. Balkan milliyetçiliğinin desteklenmesi ve Osmanlı ile Avrupalı güçler arasında yeni tampon küçük devletlerin oluşturulması stratejisini getirdi. Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla beraber ikinci ayak Afrika ve Afrika üzerinden de Orta Doğu'dur. Doğal olarak işte imparator olsun, padişah olsun, kral olsun bu gelişmelerden olumsuz anlamda etkilendi. Ve giderek tabii ki bu devletleri yıkıma götürecek bir sürecin de aslında bu şekilde başladığını söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı kapıya dayanmış, ülkelerin sınırlarını ve tarihin seyrini değiştireceğinin sinyalini vermişti. İttihat ve Terakki hükümeti, İngiltere, Fransa ve Rusya ile ayrı ayrı diplomatik temaslar kurarak ortak bir savunma anlaşması yapmayı talep etti. Ancak bu istek sonradan itiraf devletleri olarak adlandırılacak ülkeler tarafından sonuçsuz bırakıldı. Çünkü yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş hasta adamın toprakları henüz savaş başlamadan kendi aralarında çoktan pay edilmişti. Hasta adam kavramını ortaya atan Rus çarı 1. Nikola'dır. Bu 1850'li yıllar. Dolayısıyla şöyle bir geri planda şu husus var aslında. Osmanlı bir şekilde yıkılacak.
Ve dolayısıyla bir an önce bir parçalanmasını sağlayalım ve aramızda paylaşalım. Şimdi böyle bir düşünceyle ortaya atılmış bir proje bu aslında. Şimdi işin ilginç tarafı da Osmanlı hasta adam değil. Giderek güçlenen ve kendini toparlayan bir yönü de var 19. yüzyılda. O günkü hükümetin birinci derecede üzerinde durduğu konu yaklaşmakta olan savaşta yalnız kalmamak idi. Çünkü bu çıkacak olan savaşın konusunun kendisi olduğuna kaniydiler. Bu yüzden çeşitli arayışlara girildi. Avrupa'nın ana maddesinin, ana gündem maddesinin son 150-200 yıldır şark meselesi olduğunu biliyoruz biz. Şark meselesi dediğimizde nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği meselesi. İktisaden, askeri olarak, siyasi olarak zayıflayan ve dağılmakta olan bir imparatorluk var. Bundan kim nereyi alacak, nasıl bir bölüşüm yapılacak meselesi zaten ana gündem maddesi. Dolayısıyla parçalamaya çalıştıkları ya da pay kapmaya çalıştıkları imparatorlukla neden işbirliği yapsınlar? İtilaf devlet Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarında görmek istemediler Birinci Dünya Savaşı sırasında. Niye? Çünkü öteden beri bir hedefleri vardı. O da Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu bütün o zengin kaynakları ele geçirmek. Şimdi böyle bir hedefte sahipseniz o zaman o ülkeyi kendi yanınıza almazsınız. En üst düzeyde Rusya'yla, İngiltere'yle, Fransa'yla görüşmeler yapıldı ve bütün bu görüşmelerin olumsuz neticelenmesi sonrasında Osmanlı Devleti mecburen Almanya ile ittifak yapıldı. Savaş sona erdiğinde içinde yer aldığımız ittifak devletleri kaybetmiş, Osmanlı coğrafyası işgal altında kalmıştı. Britanya, Fransa, Rusya ve İtalya'ya karşı 12 cephede sayısız muharebe ile tarihte eşine rastlanmayan bir ölüm kalım mücadelesi başladı. 3 milyona yakın vatan evladı silah altına alınarak Düveli Muazzama'ya karşı Çanakkale'de, Kutul Amare'de ve Bakü'de kazanılan muharebeler 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'ni beraberinde getirdi. Her ne kadar sonuçta yenilgi gelmiş olsa da şimdi bunlar arasında işte Çanakkale gibi, Kutul Amare gibi veya Medine Müdafası gibi emperyalist devletlerin pek hala mağlup edilebileceğini gösteren önemli başarılar. İstanbul'daki psikoloji şuydu, Mondros'a giderken İstanbul her an işgal edilebilir diye bir düşünce vardı ve bu işgal olmadan önce biz mütareke yapalım dendi ve bunun için de biraz gardımız düşük olarak gittiğimizi söyleyebilirim. İstanbul hükümeti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin ellerinden alınmayacağına dair 12. maddesi dolayısıyla bağımsızlığımızın korunacağından emindi. Ancak ihtilaf devletleri mütarekeyi istismar ederek Musul, İskenderun ve Batum'da işgale başladı. 12. maddede Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklerle meskun olan yerlerinde yaşama hakkının bulunduğunu kayda alıyor. Bu Wilson ilkelerine rağmen arkadan yaşanacak olan bütün işgallerde de Amerika'nın sessiz kaldığını görmüş olacağız. Bu nedenle Musul'un işgali ve geri kalan bölgelerin işgali normal koşullarda Wilson ilkeleri çerçevesinde belki garanti altına alınmış gibi görünse de Amerika'nın kenara çekilmesi ve İngiltere'nin bu politikanın tek başına yürütücüsü pozisyonda olması nedeniyle bir etkisi olmamıştır. Mütarekeden 5 gün sonra toplanan Kars İslam Şurası işgale şiddetle itiraz etti. Tamamen yerel ve sivil inisiyatiflerle bir araya gelen halk temsilcileri İstanbul'dan direktif beklemeden kendi imkanlarıyla örgütlenerek direniş gösterdi. Toplumda aslında bir direniş hazırlığı var. Tabii ki öncelikle bu direnişin nasıl olacağı tam net değildir. Özellikle işgalin ilk dönemlerinde. Ama insanlar bir taraftan da böyle bir ruha sahip oldukları için en azından bölgesel anlamda hiç olmazsa bir direnişe geçmenin yararı üzerinde hareket etmeyi düşünmüşlerdir. Dolayısıyla Kars'ta bir kongre toplanmasında buna bağlamak lazım. İtilaf kuvvetleri Hindistan ve Afrika kolonileri gibi dağınık bir halk topluluğu beklerken vatan bilinci olan cesur bir milletle karşı karşıya kalmıştı. Devleti savaşta bozguna uğramış olsa da Anadolu halkı direniş için hazırdı.
Özellikle Çanakkale zaferi milli mücadele için gerekli olan inancı tesis etmiş, artık bu hürriyet idealini organize etmek ve sistemli bir mücadeleye dönüştürmek kalmıştı. Osmanlı Devleti hiçbir zaman müstemleke altına girmedi. Anadolu toprakları hiçbir zaman işgal kuvvetlerince yönetilmedi. Bizim tarihten getirdiğimiz özelliklerimizle ilgili bir şey. Bu topraklar her zaman bizim bağımsız devlet sahibi olarak, herhangi bir devletin inisiyatifiyle değil, kendi başımıza devlet kurup yönettiğimiz bölgedir. Dolayısıyla bunun parçalanmasına, bunun birileri tarafından işgal edilmesine de tabii ki sessiz kalınmayacaktı ve kalınmadı. İstanbul hükümeti ağır yaptırımlar altında ezilirken, diğer taraftan Paris'teki görüşmeleri takip ediyordu. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, barışa dair diplomatik yolların tıkanması ve tüm ümitlerin tükenmesi demekti. İzmir'in işgali, Mondros mütarekesi için şimdiye kadar çizilmiş olan algının yıkılması anlamına geliyor. Bizim Mondros mütarekesine güvenmemiz, bunun bir silah bırakışması olduğu ve orada yazılan hükümlerin bir şekilde yerine getirileceği gibi bir düşüncemiz vardı. Yani en azından İstanbul hükümetleri Mondros mütarekesinin bir silah bırakışması olarak bundan sonraki süreçte diplomasi yolunu açacağını da düşünmüşlerdi. Ancak İzmir'in işgali bizim Mondros mütarekesinin gerçek yüzünü görmemizi sağladı. Mustafa Kemal Paşa, Mondros mütarekesi sonrası İstanbul'a gelmiş, gelişmeleri takip ederek temaslarda bulunmaktaydı. İstanbul'u kontrol altında tutmaya çalışırken, diğer taraftan Anadolu'daki çoban ateşlerini dev bir meşaleye dönüştürecek formüller geliştirilmekteydi. Bu doğrultuda Mustafa Kemal ile birlikte Fevzi Paşa, Ali Fuat Paşa, Mersinli Cemal ve Kazım Karabekir gibi önemli paşalar ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yönlendirildi. Mustafa Kemal Mondros imzalandığı zaman Adana'daydı malum ve mütareke hükümlerinin muğlak taraflarına oradayken itiraz etmeye başlıyor. Yazışmalarını biliyoruz. Tek kurtuluş yolunun bütün bu manzara karşısında silahlı direniş olduğu gerçeği başından itibaren kafasında vardı. Bu yapılanmaya gidilirken ordunun Anadolu'da kalan bakiyesi üzerine sevk ve idare edecek, bu kalan kuvvetleri tutacak ordunun enerjik, dinamik, yetenekli, hamiyetli, vatansever generaller bulundu. Bunlar Birinci Dünya Harbi'nde başarılarını ispat etmiş yetenekli generallerdi. Bunlar Anadolu'da bulunan kuvvetleri dağıtmamak, bunların askeri kabiliyetini sürdürmeyi esas alıyorlar idi. Mustafa Kemal Atatürk'e 9. Ordu Müfettişi olarak verilen yetkiler, askeri bir makama verilen yetkilerin çok ötesindeydi. Milli mücadele o zemin üzerinde yürümüştü. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Anadolu'ya geçmesi Anadolu'da büyük bir heyecan yaratmıştır. Ve Anadolu'da başlayan milli mücadele ruhunu, duygusunu harekete geçirmiş ve yeni bir motivasyonla hedefe yöneltmiştir diyebiliriz. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da yanmakta olan çoban ateşlerini bir araya getirmiş ve aynı hedef doğrultusunda birleştirmeyi başarmış ve bu da milli mücadelenin kazanılmasını sağlamıştır. Osmanlı savaşın kaybedilme ihtimalini öngörmemiş değildi. Nitekim Teşkilat-ı Mahsusa'nın yurdun çeşitli yerlerine silah depoları hazırladığı bilinmekteydi. Cemiyetler aracılığıyla gizli yürütülen bu faaliyetleri Damat Ferit Paşa hükümeti hariç diğer İstanbul hükümetleri de ellerinden geldiğince destekliyor, İtilaf kuvvetlerini oyalayarak milli mücadeleye zaman kazandırmaya çalışıyordu.
Savaşın son dönemlerinde giderek aslında kaçınılmaz olarak bir mağlubiyetle neticeleneceği belli olmuştu. Savaş bittikten sonra muhtemel bir işgal karşısında direniş yapmanın gerekliliği haliyle zihinlerde mevcuttu. Dolayısıyla bunun için de gerekli olan yerlere gerekli silahların saklanması ve ihtiyaç halinde bunların kullanılması gibi bir tasarruf içine gidilmiştir. Ve bundan yararlanıldığını söyleyebiliriz. İstanbul hükümetleri içerisinde Damat Ferit dışındaki kurulan diğer hükümetlerin hepsi milli mücadeleyi desteklemişlerdir. Ve İstanbul'daki çeşitli gizli örgütleri İstanbul'dan silah kaçırılması, adam kaçırılması, mühimmat tedariği vesaire, istihbarat gibi konularda çalışmalarına imkan sağlanmıştır. Ulus devletler oluşuyor, milliyetçilik duyguları gelişiyor. Aynı zamanda imparatorluğun çöküş yüzyılı ve Mustafa Kemal bir asker. Dolayısıyla da cephe subayı birisi olarak aslında imparatorluğun geldiği en son noktayı daha net tahlil edebilmesi söz konusu olabildi. Bu nedenle bu imparatorluğun artık bu noktadan itibaren varlığını daha fazla muhafaza ettiremeyeceğini savaşlarla birlikte tespit etti. Diğer taraftan 20. yüzyılın başından itibaren katıldığı bütün savaşlarda sömürgeci emperyalist Avrupa'yı da görme şansı buldu. Osmanlı İmparatorluğu'nu da gördü. Dolayısıyla da bütün bu bileşenler Mustafa Kemal'in çok erken tarihlerden itibaren Cumhuriyet fikrini kafasına oluşturmasına yol açıyor. Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu ve Trakya'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kurulan ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Havza sınırları içerisindeydi. Ardından Amasya Tamimi imzalandı. Milletin geleceğini kendi azmi ve kararı kurtaracaktır ifadesi, bu koşullardaki bir ülke nasıl kurtulur sorusunun yanıtıdır. Yol haritasıdır dolayısıyla da ve millete duyulan inancın bir ifadesidir. O millette o kurtuluşu sağlayacak azmin bulunduğunu görmek, tespit etmek ve onun üzerine bir bağımsızlık hareketi inşa etmek demektir. Halkla buluşmak demektir. Amasya Genelgesi de bir bütün olarak zaten bunu anlatır. Direnişin adını koyar, yöntemini belirler. Yavaş yavaş örgütleri oluşturur, kongrelerin toplanacağının sinyalini vererek hareketin daha kapsamlı bir hale gelmesinin ifadesi olur ve millet iradesine dayalı bir rejimin gelmekte olduğunu da müjdeler. Meclis-i Mebusa'nın 28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumunda Erzurum ve Sivas kongrelerine dayanarak bölünmez bütünlük ve milli bağımsızlık ilkeleri gereğince misak-ı milli kabul edilmişti. Bu olaya tepki gösteren ihtilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal etti. Misak-ı milli Türklerin kendi vatanlarında bağımsız yaşama kararlılığında olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla da bu itilaf devletlerinin duymak istedikleri, görmek istedikleri bir tablo değil. Bu kararlılık ve bunun bir metne dökülmüş olması ve ilan edilmiş olması nedeniyle de İstanbul'un işgal edilmesiyle bu metni ifade eden ve bu kararlılıkta olduğunu söyleyen insanların cezalandırılmasını tercih ettiler. Artık en önemli mesele İstanbul'da baskı altında kalan ve aksayan meclisin Ankara'da tekrar açılıp işlevsel hale getirilmesiydi. 23 Nisan 1920 tarihinde büyük bir heyecanla Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Böylece milli mücadele İstanbul'dan bağımsız bir merkeze kavuşmuş, çoban ateşleriyle başlayan direniş resmi bir statü kazanmıştı. Milletin tamamını temsil ediyordu meclis. Her siyasi görüşten, her kanaatten, her bölgeden insanlar vardı. Ama bunların müşterek davası memleketin, vatanın kurtarılması idi. Eleştirilerde dahi ordunun muvaffak olması, muzaffer olması endişesi olduğunu söylememiz lazım. İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce ya da açıldıktan sonra bu hareketin önderlerini asiler olarak görme anlayışı sonuna kadar devam etmiştir. Onlar başından itibaren bu hareketi yasal bir hareket olarak görmediler. Boğulması gereken, yok edilmesi gereken bir hareket olarak gördüler. Ama ne zamanki meclis açıldı, ne zamanki ordular oluşturuldu ve cephelerde başarısızlıkla karşı karşıya kaldılar, işte o zaman asi olarak tanımladıkları bu meclisin kapısında
ülkeyi terk edecek anlaşmaları yapmak için beklemek durumunda kaldılar. Siyasi mücadele meclis çatısı altında resmiyet kazandıktan sonra sıra askeri mücadeleyi şekillendirmeye gelmişti. İşgalci güçlere karşı mahalli ve düzensiz kuvvetlerle karşı koymanın kalıcı zaferler getirmeyeceği aşikardı. Farklı cephelerde savaşmaktan yorgun düşmüş ve dağılmış birlikleri bir araya getirip hiyerarşiyi yeniden sağlamak gerekiyordu. Bunu milli mücadeleyi yürüten liderlik de biliyor idi. Dünya kamuoyu da biliyor idi. Yani Demirci Mehmet Efe'nin, efendim Ethem Bey'in, efendim sair bunun gibi Yörük Ali Efe'nin gayretlerini, hamiyetlerini kimse inkar edemez. Ama bunların eğitimleri, yetiştikleri formasyon milli mücadeleyi bütün kapsamıyla yürütmeye kafi değildi. Milli mücadelenin ancak profesyonel ordu tarafından yürütülmesi gerekiyor idi. Milli mücadelenin meclisin açıldığından sonraki döneminde bu düzenli orduya geçiş de sağlandı. Kendi Harbiye reisi olan Fevzi Paşa İstanbul'dan ayrılıp Anadolu'ya intikal etmiş. Ve Anadolu'da da çok büyük bir itibarla karşılanmıştır ve kendisi hem mecliste konuşma yapmış hem akabinde hükümette de Harbiye vekaletini yürütmüştür. Bu tabiatıyla devletteki devamlılığı göstermesi bakımından önemlidir. Mücadelenin Ankara-İstanbul arasındaki irtibatı göstermesi bakımından anlamlıdır. Yüzlerce yıldır İslam sancağının temsilcisi olan Osmanlı'nın tehlikede olduğunu gören Müslüman ve Türk coğrafyaları da bu süreçte maddi manevi desteklerini esirgemedi. Türkistan Türklerinin ve Hindistan Müslümanlarının toplayıp gönderdiği altın ve para yardımları meclisi finansal açıdan bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Osmanlı Devleti dediğimiz siyasi yapı aslında 19. yüzyılda dünya üzerinde bağımsız kalabilen tek Müslüman devletti. Dolayısıyla bütün Müslümanların gözü de buradaydı. Gerek Hint Müslümanları, tabii gerekse Türkistan Müslümanları milli mücadeleye hem destek oldular hem de bu desteğin en azından maddi anlamda da olması için aralarında yardımlaşmalar yoluyla paralar toplandı ve bunlar Türkiye'ye ulaştırıldı. İtilaf devletlerinin desteğiyle milli mücadeleyi ortadan kaldırmak için harekete geçen Yunan birlikleri 10 Ocak'ta 1. İnönü ve 1 Nisan 1921'de 2. İnönü muharebeleriyle geri püskürtüldü. Bu zaferler düzenli orduya duyulan güveni artırdığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerideki ve dışarıdaki itibarını yükselterek kurtuluş ümidini perçinledi. Kazanımları çok fazla oldu. Bir kere ne? Bir kere bir düzenli ordu. İlk defa TBMM'nin düzenli bir ordusu var ve bu düzenli ordu zafer kazandı. Bu çok önemli. İki, hem milletin, halkın hem TBMM'ye yani TBMM hükümetine ya da Ankara hükümetine ve de ordusuna olan inancı arttı. Bu da çok önemli. Gazi bu başarı haberini, zafer haberini aldığında yanında Hamdullah Subhi Rover var. Meşhur Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yapacak olan Hamdullah Subhi Bey. Ona diyor ki bir telgraf yaz benim namıma. Telgrafı kaleme alan Hamdullah Subhi Bey, Garp Cephesi Komutanı İsmet Albay'a, o zaman albay daha general olmamış. Efendim siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz gibi edebi bir cümleyle bu başarı işaretlenmiş oldu. Londra konferansında işte görüşecekler, uzlaşmaya varabilir miyiz, ne kadarını kabul ettirebiliriz Sevr'in diye. Orada Türk hükümeti adına şimdi söz sizdedir dendiği zaman Tevfik Paşa'nın ayağa kalkarak söz hakkı milletin gerçek temsilcilerinindir ifadesi var. Bu da sözü Ankara temsilcilerine bıraktığını gösteriyor. Bu da şu demek, Ankara artık o güne kadar resmi muhataplar İstanbul hükümetiydi. Hukuken onunla işlemlerini sürdürüyorlardı. Ama de facto da birileri savaş işte kazanıyor orada. Galibiyet söz konusu diyerek bundan sonra artık muhatabın Ankara hükümeti olduğunun da altı çizilmiş oldu. Kurtuluş Savaşı'nın kaderi Sakarya Meydan Muharebesi'nde belirlenecek, kaybedilmesi halinde Sevr Anlaşması'yla karşı karşıya kalınacaktı.
Mustafa Kemal Paşa, dünya savaş tarihine geçecek o meşhur emri verdi. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Yani bir kasabayı verebiliriz, efendim bir köy elden çıkabilir, herhangi bir nokta düşebilir ama bu bir sonraki hatta savunma devam etmelidir anlamında azim ve kararlılığı gösteren bir şeydir, ifadedir. Biz sadece bir köprüyü muhafaza etmiyoruz, bir kasabayı savunmuyoruz, memleketin tamamını savunuyoruz. Adım adım, santim santim her yere savunmamız gerekir. Dördüncü kez başkomutanlık yetkisi alan Mustafa Kemal Paşa, bu topraklardaki kaderimizi tayin edecek olan harekatın her safhasını titizlikle planlayarak 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz emrini verdi. Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan 30 Ağustos 1922 günü tarihe başkomutanlık meydan muharebesi olarak geçti. Yunan askerleri İzmir'e doğru kaçarken Mustafa Kemal Paşa o tarihi emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Bu emir üzerine ordumuz ileri harekatla efendim İzmir'i kurtarıyor, efendim Bursa'daki düşman unsurlarının çekilmesini sağlıyor ve milli mücadelenin askeri safahatı bu emirle, emrin yerine getirilmesiyle tamamlanmış oldu. Lozan'a gidişinizin arkasında çok ciddi bir askeri başarı var. Siz bu zaferi kazanmamış olsaydınız Lozan'a nasıl böyle güçlü elle gidebilirdiniz? Çünkü Lozan'da bütün müttefikler size şunu söylüyorlar. Siz kimsiniz? Biz o ateşkesin yerine Mudanya'yı koyan, milli mücadeleyi kazanan, Mondros'un yerine Mudanya'yı koyan, İstanbul hükümetinin imzalamış olduğu Servier'ine de şimdi yeni Lozan Anlaşması'nı oturtmak üzere burada bulunan galip bir devletiz. Dolayısıyla askeri mücadeleler, askeri zaferler sizin diplomatik alandaki mücadelenizin önünü açtı ve daha kuvvetli bir kartla masada diplomasi alanında verilen savaşınızı destek verdi. Anadolu'da yanan çoban ateşleriyle başlayan mücadele, bir ulusun iradesi ve millet olma bilinciyle destansı bir başkaldırıya dönüşmüş, vatan topraklarını işgalci güçlerden arındırıp istikbalini yeniden inşa sürecini başlatmıştı. Mustafa Kemal Paşa, başkomutanlık meydan muharebesini sevk ve idare ettiği Zafertepe'de 30 Ağustos 1924 tarihinde bu zaferin önemini şu şekilde ifade etmiştir. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.